Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Elimden geldiğince sizlere son bilgileri aktarmak istiyorum. Tabii iki tane önemli gelişme var. Bir tane Trabzonspor takımımız resmen bir oyuncuyla yollarını ayırdı. Bir diğer detayım da yeni bir santrofor ismi geldi. Artem Doğbek iddiaları vardı. Önemli bir gelişme yaşandı Artem Doğbek'le alakalı. Elimden geldiğince sizlerle bu bilgileri paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Yurt dışında olduğum için burada gündüz orada akşam sizlere hitap etmek için hayırlı akşamlar dedim. Onun da altını çizeyim, abi gündüzken akşam diyorsun diyenler olabilir. Şimdi tabii Trabzonspor takımımızda önemli adımlar atılıyor. Transferde çok ciddi anlamda görüşmeler devam ediyor. Bazı oyuncular da sona gelindi. Bunu zaten sabah çekmiş olduğum videoda da sizlerle beraber paylaştım. Özellikle Orsic, Petkovic gibi önemli isimler var. Bu iki ismi Trabzonspor takımımız bitirmek istiyor. Özellikle Orsic için Southampton takımından izin de alındı. Oyuncu gelmek istiyor. Tamamıyla şu an menajer aracılığıyla pazarlıklar yapılıyor. Ama bizim Trabzonspor takımımızın transferde en önemli adımı Orsic'te atıldı. Ve yani hepimizin beklediği, takip ediyorsunuz sizler de, gazetecileri de görüyorsunuz. YouTube kanalı olan abilerimizi de izliyorsunuz. Televizyonu basında takip ediyorsunuzdur. Herkes Orsic'in en yakın aday olduğu söyleniyor ilk bitmedi ama bir kontra başka yerden gelebilir mi? Gelebilir. Trabzonspor takımımız özellikle santrofor'da 3 tane 4 tane isim belirledi. Bunlardan bir tanesi şimdi yeniden gündeme geldi. Bana göre iyi bir oyuncu, izledim. Bu detayı vereceğim. Artem Doğbek detayını vereceğim sizlere bugün. Tabii bunlar gelmeden önce bir flaş ayrılık yaşandı. Son dakika, beklediğimiz bir aylık mıydı? Beklediğimiz bir aylıktı ama şurada sezon sonu olabilirdi. Yalnız şunu daha önce de söylemiştik. Naci'nin sezonu kapattığıyla alakalı bir bilgi gelmişti bizlere. Arka derisini yırttı oyuncu ve kiralık oyuncu, genç bir oyuncu. Yani hocamız da kiralık oyuncuya çok sıcak bakmıyor. Mesela bazı arkadaşlarımız soruyor. Ya abi Markovic işte ve diğer oyuncular neden Trabzonspor takımımızda hoca bunları değerlendirmiyor gibisinden kiralık oyuncuları. Arkadaşlar hoca zaten söyledi. Kiralık oyuncular mental anlamda hazırlamakta zorlanıyorum dedi. Onun için hoca daha çok gelecek sene ben kimlerle yoluma devam ederim? Gelecek sene ki oyuncularım, kendi bünyemde bulunan oyuncuları oynatarak onları değerlendireyim. Onları bir göreyim. Onların da satacaksam değerine değer katayım mantetesine. Şimdi kiralık örnek vereceğim. Gmamil ile başlasa, Yusuf Yazıcı ile başlasa. Burada evet takımımıza faydası olur. İyi oyuncular eyvallah ama biz gelecek sene planlamasını yapıyoruz. Bu sene gözden çıkarttık. Zaten şurada 6-7 tane maçımız kaldı. Biz gözden çıkarttık. Şu an kiralık oyuncuları oynatmak kadar hani bence doğru değil. Oynatmaması lazım. Sonradan oyuna sokup onları kullanabilir mi? Kullanabilir. Daha önce ne yaptı? Gmamil soktu son maçta örneğin. Kiralık oyuncuları bu şekilde oynatıyor ki Naci ile yolları ayrıldı. Teşekkür edildi. Naci'nin zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. Ortak noktaya bulmaya da gerek yok. Zaten 3-5 hafta kalmış. Şurada oyuncunun bir tane aylığı kalmış. Nasıl yaparlar? Onun detayları kapabilirler mi bilmiyorum. Ben hani bilgiyi alır almaz sizlerin karşısına geldim. Detaylarını açıklarlar diye tahmin ediyorum. Zaten Naci de burada bana göre beklentinin altında kaldı. Bir ara Abdullah Avcı ile beraber bir çıkış yakalar gibi yaptık. Naci girdi, goller attı kupada falan, bir kıpırdanma yaptı. Ama düzgün, karakterli, takıma renk kattı mı? Renk kattı. Ben Naci'nin takımımızdaki duruşunu, oynadığı zaman elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Biraz tecrübesiz. Ne kadar Ajax takımında da olsa, Avrupa patentli de olsa tecrübesizdi. Milli takımlarda önemli işler yapan bir kardeşimizdi. Allah yolunu açık etsin. Ben Naci ile yollara devam edilmeyeceğini zaten tahmin ediyordum. Nitekim de feshedildi zaten erkenden, beklenmedi. Oyuncu da burada boşuna tutmanın bir anlamı yoktu. Naci'ye teşekkür edilip gönderilir. Tabii şimdi önemli bir diğer detayımız da Artem Doğbek. Artem Doğbek ile alakalı biliyorsunuz iddiaları atıldı ortaya. Trabzonspor takımımıza haber gönderdi. Trabzonspor takımımızla alakalı görüşmeler devam ediyor. Aralık ayında sözleşmesi bitiyordu. Artem Doğbek çok iyi bir santrafor. Bunun altını net bir şekilde çizelim. Burada hiç hepimiz hemfikiriz. Gelirse ligi sallar. Biz bunu geçen sene de söyledik. Ondan önceki sene de söyledik. 2 sene oldu, adam artık yaşlanıyor. Tecrübeli futbolcuya doğru gidiyor. Avrupa Şampiyonası'nda konuşmuştuk biz ilk önce Artem'i. Şimdi menajer aracıyla ben Trabzonspor takımıyla görüşürüm mesajı geldiğini iddiası vardı biliyorsunuz. Ama şimdi gelen bilgi şu şekilde. Artem Doğbek Dnipro takımına şunu söylüyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak ben Dnipro takımında oynamaya devam etmek istiyorum. Ukrayna'dan ayrılmak istemiyorum mesajı verdiği söyleniyor. Tabii şunu da sizlere eklemek istiyorum arkadaşlar. Artem Doğbek İngiltere ve İtalya'da oynamak istiyorum diyor ama bu teklifler Artem Doğbek'e gelmediği için böyle bir sıkıntısı var Artem Doğbek'in şu anda. Artem Doğbek'in hani iyi bir teklifle gidilirse gelebilir. İyi bir teklifle gidilirse Artem Doğbek'i kadromuza katabiliriz. Ama tabii zor bir transfer. Artem Doğbek'den önce Petkovic'le biz çok ciddi yol kat ettik. Ne kadar ilk teklifimiz kabul olmasa da ki ilk teklif zaten çok komik bir rakamdı. 1.2'ler konuşuldu.
oyuncuya o parayı alman mümkün değil. Oyuncu alman mümkün değil. O paraya çıkman lazım. Ki pazarlığın kuralı budur. Kafadan 4 desen, 3 desen o zaman 6-7 ister rakip diğer takımda. Onun için biz işi biraz ağırdan alıyoruz. Çünkü önümüzde 7-8 hafta var. Kamp döneminde 3-4 oyuncu kesinlikle katacağımız söyleniliyor. Ama tabii Petkovic transferi biraz daha ön planda. Yalnız arkadaşlar yeni bir isim gündeme geldi. Gene Championship takımından arkadaşlar Akapo diye bir santrafor. Tabii şimdi onun bilgilerini sizlerle paylaşacağım. İngiltere uyruklu. U21 milli takımına kadar İngiltere'de oynanmış. Şu anda Middlesbrough takımında oynuyor. Championship'te 38 maçta 28 tane gol atmış. 1.86 boyu var. Bana sorarsanız çok iyi bir santrafor. Attığı gollere baktım. Kafayla atıyor. Adam geçerek atıyor. Çizgiden içeriye girerek atıyor. Bireysel özellikleriyle atıyor. Son vuruşlarını çok iyi yapıyor. Fırsatçılığı var. O, yani Championship oranın Premier Lig'in 1.6. Premier Lig'in 1.6'ında bu kadar kreatif, bu kadar önemli işler yapmak kolay değil bakın arkadaşlar. 28 tane gol atmış. Önemli işler yapmış. Hani izlediğim zaman ben beğendim. Gücü, kuvveti de çok yerinde. Hani biz olur, biz olur, olmaz. Orasını göreceğiz arkadaşlar. Ama oyuncuyla alakalı hani bilgiyi de şöyle bir resmi de koymak istiyorum. Biraz kafa karışıklığı olabilir. Çünkü çok tanınmış, bilinmiş bir oyuncu değil. Bizim hani piyasada da konuşulmadı çok fazla bu isim. Sadece gündeme iddia olarak geldi. Bugün duyulan bir isim bu. Oyuncunun özellikleri çok iyi. Bizim ligimizin santrafor mu? Bizim ligimizin santraforu. Bakın Petkovic'e, Artem Dobek'e göre daha hareketli, defansın arkasında deplase olabilen, oyuncu eksiltebilen, bana göre kreatif bir oyuncu. Önemli bir oyuncu arkadaşlar. Trabzonspor takımımız bu oyuncuyla alakalı da bir yoklama yapacağı konuşuluyor. Bir yani bakıldığı zaman şu an piyasada bir 10 tane isim var arkadaşlar. Santofor'da Artem, Petkovic, şimdi Akopo geldi. 3 tane isim konuşuluyor özellikle. Tabii Krasso'nun ismi vardı ama ben Krasso'yu konuşuyorlar ama ben Krasso'nun Mönchengladbach'la anlaştığını biliyorum. O şekilde duydum. Onunla beraber 4 tane santrofor konuşuldu. Bir tane de Portekiz bir santrofor olduğu söyleniliyor. Veyahut da kanat oyuncusu, bilmiyorum hücum için. Tabi o detay da çok önemli. Sabah size Dijuku ile alakalı bir bilgi paylaşmıştım. O bilgiyi de tekrardan yenileyelim. Dijuku gerçekten çok iyi bir stoper. Trabzonspor takımımız bu oyuncuyla da görüşmek istiyor. Bu oyuncunun menajeriyle de kontak kurup kulübüyle görüşüp bu oyuncuyu da bitirmeye çalışacak. Şimdi kulüple aslında kontak kuracak diyorum ama hani izin isteyecekler. Çünkü oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve ben bir stoper oyuncusu olarak oyuncuyu izlediğim zaman sertliğini, müdahalesini çok beğeniyorum. Ayakları da çok iyi, çabukluğu da var. Sadece boy size anlamında birazcık kısa, 1.82 boyu var. Sağ bek falan deniliyor ama asıl yeri stoper. Bu sene 30 maçın 30'unda stoperde oynadı. Ve oyuncunun oyun kurma özelliğinin yanında bakın Fransa Ligi çok hızlı bir ligdir. Fransa'da yaşayan arkadaşlarımız, tanıyan arkadaşlarımız varsa Dijuku ile alakalı Strasbourg takımın stoperi Dijuku ile alakalı bana lütfen mesaj yazarsanız çok sevinirim. Fransa Ligi zor bir ligdir. Her baba yiğidin harcı değil orada oynamak arkadaşlar. İyi bir stoper olduğunu düşünüyorum. 220 tane Lig 1'de maçı var. Trabzonspor takımımız yine bu oyuncu gündemine kattı. Bakıldığı zaman 6 veya 8 tane oyuncu gelecek dedi hocamız, teknik direktörümüz. 6 veya 8 tane oyuncunun işte bir iskeleti oluşturman lazım. İyi oyuncuları yollaman lazım, alman lazım. Bakın Marek Hamşik'le yolların ayrılıyor. Kalede Uğurcan Çakır'ın ne olacağı belli değil. Stoper hattında şu an Vitor Hugo'nun gitmesiyle beraber Dansville'in ayrılmasını bekliyoruz. Yani Batra Hüseyin Türkmen, bu iki oyuncu da bizim defansımızın iskeletinde olabileceğini düşünmüyorum. Orta sahaya bir iyi bir isim, stopere iyi bir isim, santrafora nokta bir transfer gerekiyor. Maxi Gomez'e ben yolların ayrılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maxi Gomez çünkü artık o da gitmek istiyor. Biz de ona iyi bir bonservis gelirse artık, çünkü bu santraforlar, bakılan santraforların isimlerine bakıyorum. Maxi Gomez'i üstünde santrafor getirmeye çalışıyoruz. Şimdi diyebilirsiniz Championship'teki oyuncu Maxi Gomez'in üstünde mi? Değil. Ama performans anlamında, oyun anlamında biraz da hocanın mantetesine uyan. Maxi Gomez göbeğe çok fazla boş bırakan, sağ sola deplası olan bir santrafor. Bizim teknik direktörümüz Bielisa'da Maxi Gomez'in özellikle şundan dolayı şikayet ettiğini biliyorum. Çok sağ sola gidiyor. Bunu söyledi kendisi de ve şunu eklemek istiyorum. Biz oraya, orada kale önünde durabilecek, sağdan veya soldan getirdiğimiz toplarla goller yapabileceğimiz uzun boylu, fizikli bir santrafor istiyoruz. Yandan getirdiğin zaman mesela kafasını vuracak arkadaşlar. Rakibi sırtını aldığı zaman dönüp kaleye doğru gidecek. Böyle ceza sahasında etkili olacak, fizik men üstünlük kuracak bir oyuncu arıyoruz. Tabi Trabzonspor takımımızda da arayışlar devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi birinci öncelik Orsic,
Gerçekten bekliyorum her an açıklanmasını. Ve şimdi de yeni bir isim gündeme geldi. Onu da sizlerle paylaştık. Elimden geldiğince flash gelişme Naci takımımızdan ayrıldı. Bunu da sizlere aktardım. Amerika'dan saygılar, sevgiler. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomu sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Bu arada ben bugün deniz kenarından şöyle bir yerdeyim. Sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten çok keyifli bir yer. Şöyle de sizlerle paylaşayım deniz kenarında. Güzel bir yerdeyiz. Bakalım inşallah beğenmişsinizdir videomu da. Daha sonra çok fazla gezeceğiz. Bir 25 gün buralardayım. Sizlerle beraber daha farklı videolarda çekeceğim diye tahmin ediyorum inşallah. Videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Cemil Kitlem Seray'ı seviyorum. Allah'a emanet olun.